bu toplantıyı gerçekleştireceğiz. Gündemimiz herkesin gündemi, Türkiye'nin gündemi, deprem. Daha akıcı olması, daha anlaşılır olması ve daha sonuca varmamız açısından en kısa, en net şekilde ifade edebilirsek görüşlerimizi herkese de söz verme imkanımız olur. Konteyner kent kuruyoruz. Sosyal donatılar da içinde, kreş, diğer alanlar hepsi içinde. Başladık oraya için. Hem burayı için, psikososyal destekten tutan öğrencilerin eğitim problemlerinin giderilmesine kadar eğitim sendikalarıyla birlikte katkı sağlayabiliriz. Bunun koordinasyonu da Adıyaman için sağlayabilirim. Biz bununla ilgili olarak Mersin İKK ve Adana İKK salı günü bir araya geldik. Ve burada bize şu görevler verildi ilk olarak. İskenderun, Antakya ve Osmaniye bölgesindeki kriz masalarının oluşturulması. Çünkü bizler orada kimlere neyi ne teslim edeceğimizi maalesef güvenemedik. İlk gün gönderdiğimiz yardım tırlarımızı da Büyükşehir Belediye'mizin, Mersin Büyükşehir Belediye'miz aracılığıyla göndermiştik. Maalesef çünkü o bölgede güvenebileceğimiz, teslim edebileceğimiz kimse yok. Bizim şu an yapmaya çalıştığımız şey buradaki ihtiyaçları tespit etmek, muhtarla hep iletişimde kalarak ve biraz daha pansiyon var bir dönüşüm sağlayarak iyileştirmek. O ilk gittiğimiz günü hayalimden, hafızamdan silemiyorum. Şimdi yaptığımız toplantıların aktörleri zaten bu kente yön verenler, hayata yön verenler. İhtiyaçlar hiyerarşisinde biraz önce konuşulanlar var. Bizim alanımız Mersin yoğun göç alıyor, bu bir. Orada ortaya çıkan konut sorunu burada da çıktı. İki, konut sorunu var. İkinci konu da Mersin'in depremden sonra alacağı bu nüfusun önümüzdeki süreçte farklı komplikasyonlara neden olacağı. Başta işsizlik. Toplu taşımada sorun, ulaşımda sorun, kanalizasyon sisteminde sorun, içme suyu şebekelerinde sorun, sağlık, eğitim konusunda sorun. Yani yaşama ait ne varsa her tarafta sorun. Dolayısıyla bunların önünü almak için yatırım lazım. Bizim Pamukluk Barajı içme suyu hattının bir an önce ishalatının yapılması lazım. Susuz kalırız yazın. Hiç şakası yok bunun. Yetiştiremeyiz mevcut sistemle. Ben size su yetiştiremem. Bunların önünü açmış oluruz. Otobanın taş ucuna kadar otoyolun devamı çok önemli. Yazın önemli. Çok büyük istihdam sorunu yaşanacak. Yeni sanayi bölgelerinin, OSB'lerin, küçük sanayi sitelerinin bir an önce yapılması açısından da son derece önemli. Bizim bekleyen belediyemizin projeleri var. Metro artık çok önemli. Sadece yol, su vesaire değil. Sanatından eğitimine kadar, sağlığına kadar, psikolojisine kadar, asayişine kadar, yaşama dair ne varsa nüfusumuzun yaklaşık olarak yerli nüfusumuzun %15 daha artacağını düşünürseniz %15 bir yük ilave geliyor. Bunu söylemek istiyorum. Vatandaşlarımız aşihanemize özellikle et yardımından bakliyat yardımına her türlü gıda yardımı, giysi yardımı, nakit yardım yaptılar. Yalnız şöyle bir şey düşündük. Bu iş daha şeffaf olsun. İnsanlar izleyebilsin nereye gidiyor.
birizberaberiz.org web sayfasına girerseniz orada daha detayı görürsünüz. Orası üzerinden yardımlarınızın da nereye gittiğini görerek daha şeffaf yardım yapabilirsiniz. Daha efektif yardım yapabilirsiniz. İstemeniz durumunda biz de yardımlarınızı sizin adınıza doğru yerlere ulaştırma imkanına sahip olabiliriz.